Hocam ne diyorsun penaltı pozisyonu? Evet, Ahmet Çakar geldi. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Herkes senin Mali görüşünü merak ediyor. Ya ne penaltı Çakar? Değil mi hocam? Ne penaltı size? Değil dedi Ahmet Çakar. Bravo. Yeni kural değişikliğiyle. Orada yok, top Atilla'nın bariz şekilde kolla çarpsa bile bravo hocam. Penaltı değil. Vücudundan geliyor değil mi hocam? Niye? Bravo, vücudundan geliyor. Özellikle bu Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra kuralın yorumu değişti, penaltı kuralı. Atilla'nın eli böyle olur anlarım. Atilla'nın eli böyle olur anlarım. Atilla normal topu atlarken kol böyle olacak. Doğal pozisyonu. Burada eline çarpsa bile penaltı olmaz, kaldı ki. Atilla şut çekildiği an kolunu yapışa şurasına bir yerine çarpıyor. Sakınıyor. Asla. Yani, omuzla kol arasına yani bir yerine çarpıyor. Bir dakika, bugün hakemler inanılmaz ya şımarık ya kendilerini bir numara zannetmeye bravo başladılar. Hocam, nasıl ya da bir havaya girdiler. Nasıl niye fauller? Tam oldu. Tam şımarıklıklar. Şımarıklıklar. Nasıl fauller? Ya Fırat, Halil Umut Meral, Atilla Salahin'in pozisyonu tartışılacak falan pozisyon değil. Niye bekli 10 saniyedir o. Bravo, bravo hoca. Bravo. Bak ne oluyor? Gitti, gol oldu. Bravo. Santrayı verdi. Bekleyin dedi. Bravo. Etrafına geldi mofenler. Evet, gereksiz. Herkes geldi. Zaten ben bu arada Ersun Yanal'ı da izliyorum. Kenarda şeye bakıyor. Laptoptan şeye bakıyor. Ne? Pozisyonun tekrarına. Ben dedim ki birazdan suratı düşecek. Çünkü o da penaltı olmadığını anlayacak. Eğer o penaltı oldu ayağa kalkar hepsi, bütün yedek kulübesi. Sahaya doğru itiraz. Bravo. Penaltı değil. Peki hata nerede? Ya niye uzatıyorsun? Ver golü, bitti. 3 dakika geçti. Aynı hatayı, aynı rezilliği ilk yarıda yaptı.